Ahmet. Bugün yine bankadan aradılar. Tamam canım, ben konuşurum onlarla. Ahmet, ben konunun ne olduğunu öğrendim. Neymiş? Sen Sinan'a kefil olmuşsun. Ha. Evet. Ve Sinan da borcunu ödememiş. Tamam da o müdür niye anlatıyor ki bunları sana? Ahmet, ya buraya gelirlerse? Gelmezler, merak etme. Kimse buraya gelmeyecek. Ben halledeceğim. Ahmet, daha önce karar almadık mı? Böyle konuları beraber konuşacağız, birlikte karar vereceğiz demedik mi? Ya Sinan 1 milyon lira kredi çekmiş ve kredisini ödememiş. Ya bizim eve gelirlerse? Korkma sen. Kimse bu eve gelemez. Gelmeyecek. Ben halledeceğim. Merak etme. İyi günler beyefendi. Ahmet Özdemir. Evet. Beyefendi, borcunuzdan dolayı bir icra davası açıldı. Biz de haciz işlemleri için gelmiştik. Ha, öyle mi? Buyurun. Buyurun arkadaşlar. Bir dakika. Paldır küldür gelip evime giremezsiniz. Memur bey. Demek haciz işlemlerine polis de iştirak ediyor. Memur arkada. Ayakkabılarınızı yalnız, ayakkabılarınızı memur bey. Evet, çok güzel bir uygulama gerçekten. Hani polis memuruyla beraber haciz işlemleri. Ya duydunuz mu, bu Ahmet'in eve icra memurları gitmiş. Ne icrası ya? Allah Allah. Ahmet'in borcu mu varmış? Ya bu Sinan'a kefil olmuş ya. Sinan da borcu ödememiş. Belli ki ondan dolayı Ahmet'in eve gitmiş icra memurları. Sen ne diyorsun kardeşim ya? Sen ne diyorsun ya? Ya bu Sinan da var ya, sorma. Nevzat, oğlum sen de git bak mı istiyorsan ya, bak icra micra diyorlar. Tamam abi, gideceğim, halledeceğim ben de. Alper, sen şunu al birader. Esnaf arkadaşlara da durumu izah et. Tamam. Paraya ihtiyaç olabilir. Ben de şu Bahtiyar abiye. Ben peşinizden gelirim. Tamam, ben de biraz atayım sana ya. Ha? Kusura bakma, şimdi birazcık az verdik ama veririm gene ben sana. Olsun abi, ne varsa. Ha? Al bunu da. Ne varsa. Tamam. Beyefendi, gerçek borçlu ben değilim. Ben sadece kefilim. Anlatabiliyor muyum beyefendi? Beyefendi, müteselsil kefil olmak demek ne demek? Ne demek? Borçluyla aynı derecede sorumlu olmak demek. Eğer borçlu borcunu ödeyemezse, bu borcu sizin ödeyeceğine dair imza atmışsınız efendim. Biz de şimdi sizin bu borcunuzdan dolayı evdeki eşyaları kaldıracağız. Güzel kardeşim. Televizyonla başlayalım arkadaşlar. Ya, Ahmet, televizyon diyor. Tamam canım, tamam, halledeceğim, sen merak etme, halledeceğim. Evet arkadaşlar. Ya onun borcu bitmedi ki daha. Televizyonun kendi borcu var. Neyi alıyorsunuz maalesef, ya? Maalesef, maalesef. Müzik setini de alalım sonra arkadaşlar. Ahmet, bir şey yap. Tamam, sen Aslı'nın yanına git. Gülden, Aslı'nın yanına git. Ben halledeceğim. Aslı'nın yanına git. Ahmet abi, ne oluyor burada ya? Gel bak, gel. Memur arkadaşlar, siz devam edin. Dur, devam edin lütfen. Bir dakika. O, bırakın televizyonu. O televizyonu kaldıramazsınız, bırakın. Beyefendi, ben avukatım. Ben de avukatım. Kaldıramazsın. Kardeşim, biz de avukatımızla geldik. Allah Allah. Nevzat, anlasana kardeşim. Nasıl kaldıramıyorlar? Anlat. Asıl borçlu dururken sen kefile nasıl icra işlemi başlatırsın? Gözünü seveyim Nevzat. Aslanım benim. Bir şeyler yap. Dur abi, merak etme ya. 4077. Tüketici korunması hakkında kanunun 10. maddesine aykırı davranıyorsun avukat bey. Bu icra gerçekleşemez. Bakın avukat bey, biz burada işimizi yapıyoruz. Sorun çıkmasın. Biz burada kanunların gereğini yerine getiriyoruz. Avukat bey, kanunlar insanları mağdur etmek için uygulanmaz. Onların haklarını korumak için uygulanır. Burada usule aykırı davranıyorsunuz. Bu icrayı gerçekleştiremezsiniz. Sen bu adama ihtarname gönderdin mi? Tabii ki göndermişizdir. Siz gidin muhtarınıza sorun. Gerek yok. Bizzat kendisi geldi. Ahmet, ne oldu oğlum? Baba, arkadaşlar. Halledeceğim Fehmi abi. Sayın muhtarım, Ahmet Özdemir adına size bir tebligat geldi mi? Yok, gelmedi. Bu icra gerçekleşemez. Usule aykırı. O televizyonu bırakın. Aldığınız yere bırakırsanız arkadaşlar televizyonu. Bırak çabuk. Abi, insanları korkutuyorlar böyle böyle ya. Gözdağı vermek istiyorlar. Yavaş yavaş, aynen aldığınız gibi bırakırsanız.
Tamam Ahmet abi ya, korkmaya gerek yok. Hiçbir şey yapamazlar. Borcu da ödemek zorunda değiliz. Korkutmaya gelmişler resmen ya. Ama borç ödenmezse biz yeniden geliriz. Yani eşyalar şimdi kalıyor, değil mi? Şimdilik kalıyor, evet. Yok kardeşim, ödeyeceğiz borcu ya, Allah Allah. Ya kimsenin evine gidip de bizim yüzümüzden eşyasını kaldırmaya ne hakkınız var ya? Borç bizim borcumuz zaten. Ödeyeceğiz kardeşim. Fehmi abi kusura bakma ya. Yok Bahtiyar ya, senin bir suçun yok ki ne o? Nevzat. Abi. Nevzat, al kardeş sen şunu. Ben gerisini de bulup ayarlarım, vereceğim tamam mı? Tamam. Söz yani. Nevzat, dur bir dakika. Dur. Al bakalım ya. Ben de konuşayım. Al bunu ya. Yetiyor mu? Halledeceğiz abi. Al şunu da al, şunu da al ya. Al. Yalnız tamamını ödemeniz gerek. Bir taksit ödenmemiş. Ya ödeyeceğiz kardeşim. Nevzat, geç kalmadın değil mi kardeşim? Yok birader, tam zamanında. Ya sağ olsun esnaf arkadaşlar ne varsa verdiler. Borcun tamamı. Ben gidip bizzat kendim bankaya yatıracağım. Siz de artık bu insanları rahat bırakın ya. Tamam. Madem borç ödendi, biz de artık gidelim arkadaşlar. Dosyanızı da unutmayın. İyi günler. Size de. Kim abi? Ahmet. Ya kusura bakmayın kardeş. Ya vallahi mahcup oldum ya. Şu Sinan var ya, hani beni size mahcup etti. Yerin dibine girdim ya. Kusura bakmayın ya. Allah razı olsun ya. Allah hepimizden razı olsun Bahtiyar abi. Aşk olsun. Babamın dediği gibi yani. Senin ne kabahatin var abi, üzme kendini. Olur böyle şeyler ama yani var ya, Hızır gibi yetiştiniz ha. Hızır gibi. Vallahi ben şimdi kalkıyorum, dükkana gideceğim kardeşim. O Sinan'a var ya bir sopa atacağım, var ya bir döveceğim. Yani Allah büyük. Bahtiyar, geç bile kaldın ya. Yani senin o kardeşin zayıfken, el avuca gelirken dövecektin sen onu. Eğdim ama. Şimdi nerede? Nasıl döveceksin onu ya? Abi görüşürüz. Geçmiş olsun. Saygılar Bey amca. Görüşürüz. Benim abi görüşürüz. Alper, Nevzat sağ olun ya. Eyvallah abi. Eyvallah.